Psikolojik baskıyla arkadaşlarımızı iftiraya zorluyorlar. Senin Adnan Oktay ile ilgili bazı medya kuruluşlarındaki algı operasyonu devam ediyor. İftiracı ekibine attığı tüm iftiralar boşa çıktı. Şimdi de bayan arkadaşlarımıza psikolojik baskı uygulayarak iftiracı olmaya zorluyorlar. Ciddi rahatsızlıkları olan arkadaşlarımızın tedavileri engelleniyor veya ağırdan alınıyor. Arkadaşlarımız temizlikten yoksun ve sağlıksız ortamlarda aşırı kalabalık havasız koğuşlarda tutuluyor. Bazı koğuşlarda yeter yasak olmadığı için sırayla uyuyorlar. Cezaevleri çok soğuk. Birçoğunda sıcak su yok. Hatta bazı arkadaşlarımız soğuk sudan hastalanacaklarını bildikleri için geceleri uyanıp bir bardak su içmeye bile çekiniyorlar. Ağır kanser hastaları hijyensiz ortamlarda tutuluyor ve gereken tedavileri yapılmıyor. Kısacası cezaevlerinde zaten rahatsız olan bazı arkadaşlarımızın daha da ağır hastalanmalarına uygun bir ortam oluyor. Tüm bu olumsuzluklar içinde yaşayan arkadaşlarımızın zayıf durumlarından istifade etmeye çalışanlar diyor ki, buradan çıkamazsınız. Burada çıkmanın tek yolu itirafçı olmak. Elbette dava dosyası boş olduğu için, ortada suç olmadığı için itiraf edecek bir şey yok. Geriye ise sadece iftira atmak kalıyor. Yani genç masum bayan arkadaşlarımız can havliyle cezaevinden çıkıp tedavi olmak için arkadaşlarına iftira atmaya zorlanıyorlar. Tertemiz hiçbir suç işlememiş arkadaşlarımıza iftiracı olmaları için sürekli psikolojik baskı uygulayanlar ise bize husumet besleyen iftiracı bir ekip. Konuyu yakından takip edenler fark etmiştir. Sözde itirafçıların beyanları ile iftiracı grubun operasyondan aylar önce hazırladıkları ve sosyal medyada paylaştıkları iftiralar kelime kelimesine aynı. Psikolojik baskı nedeni işte bundan ibaret. Arkadaşlarımızın psikolojik durumlarını alt üst etmek ve böylece yeni iftiracılar üretmek. Bizler Türk adaletine güveniyoruz ve iftiracıların hüsrana uğrayacağına inanıyoruz.